Şimdi teorik bir soru soracağım. Kuracağınız partiyi e, nerede konumlandırıyorsunuz? Yani A sosyal demokrat evet, B, b şey. merkez partisi C e, ortanın solu e, Nasıl bir tanım yapıyorsunuz? E, Biz sizin kuracağınız parti e, onu da soracaktım da E siz söyleyin diyecektim. Anlatayım. E, çok teşekkür ederim. Kuracağınız parti siyasi yelpazenin neresinde olacak? Evet. Şimdi Türkiye'nin köhnemiş sorunları var Deniz Bey. Türkiye'nin bu köhnemiş sorunlarını geleneksel yöntemlerle çözemeyiz. İlkel yöntemlerle çözemeyiz. Daha daha devrimci, daha cesaretli adımlar lazım Türkiye'nin bu sorunlarını çözmek için. Ve Osmanlı'yı düşünelim bir an için. Cumhuriyet öncesine gidelim. Cumhuriyet öncesinde Osmanlı'da sosyalistler var mıydı? <laughs> vardı. Muhafazakarlar var mıydı? Vardı. Milliyetçiler var mıydı? Vardı. Hepsi vardı bunların. Osmanlı'da bir tek cumhuriyetçiler yoktu. Osmanlı'nın tek cumhuriyetçisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tü. Bizim partimiz de cumhuriyetçi bir parti olacak. Atatürkçü bir parti olacak. Modern bir parti olacak çağdaş bir parti olacak. Örneğin kadınlara fermuar hakkını veren bir parti olacak. Genel başkanını üyelerle seçen bir parti olacak. Cumhurbaşkanı adayını üyelerle seçen bir parti olacak. Özgüveni yüksek bir parti olacak. İlla eski tanımlamalarla tanımlamak zorunda değilim. Yani sağ ve solla kime hitap, hitap edecek? Ya sosyolojik olarak herkese ben de, hitap edecek. Sosyolojik olarak Hayır, bakın şunu bu ülkede Demokrasi isteyen, Açabilir miyim? özgürlük sorumlu. isteyen, yani e, demokrasi isteyen, özgürlük isteyen, bağımsız bir yargı isteyen, üretim isteyen, e, refah isteyen, herkese açık olacak. Yani kendi içinde bakın, bizim diğerlerinden farkımız ediyorum. şu olacak, Deniz Bey, bizim diğer partilerden farkımız şu. Ben bu ülkeye, biz bu ülkeye demokrasi getireceğiz dediğimizde bizim tüzüğümüze baktıklarında aa diyecekler bunların tüzüğü gerçekten demokratik. Yani üyelerle ön seçimi koymuşsan genel başkanı dahil mesela kurultayda imza toplama olayında genel başkana sınırlama getiriyoruz. Mesela CHP'de nasıl oluyordu biliyorsunuz Kılıçdaroğlu bin imza topluyordu. 750 oy alıyordu. E, i̇mza kadar oy alamıyordu. Bizde öyle bir şey olmayacak. Peki deniz, cinsen, cinsen, bitireyim cinsen, ama bu cümlemi bitireyim... deniz açayım dedim. Bir, bir cümle, cümle bitireyim. dedi. Burayı eksik kalır. Mesela genel başkanın imza toplaması 250 imzayı geçemeyecek. ...sınır var. Dolayısıyla baskı da kurulmayacak. E, üyeler seçecekse zaten Benim buna gerek Cumhuriyet var Halk Partisi'nde müracaat için. Benim Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşadığım sorunların hiçbirini bizim partimizde benim karşıma rakip olacak kişi yaşamayacak. Benim yaşadığım sorunların tümünü bu partide yarın... Türkiye'nin dokusuna uygun bir şey bu? Çok Şöyle uygun. sorayım. Ya Hiç ne demek böyle Türkiye... siyasi parti yok. Hep liderler Olur mu öyle üzerinden şey? gidiyor ya? Hem lider olacak hem demokrasi Var mı örneği? Olacak. Hem lider olacak hem demokrasi Örneği olacak. var mı efendim? Bakın niye ben olmasın? Ben binlerca bağışlayın Hakikaten. Ya yani. 1923'te gitmeyelim öyle. 1923'te cumhuriyet bilmiyorum. kurulduğunda örneği var mıydı cumhuriyetin? Kadınlara seçme seçimi hakkı verildi İlk olacağız diyorsun. Örneği var mıydı? Yani bu ülkede pek çok şeyi yaparken örneği var mıydı? Örneği yok diye yapmayacak mıyız? Mevcut yasa buna imkan veriyor mu? Veriyor efendim. Siyasi veriyor. Part, o... Siyasi partiler yasası. Delege sistemini kaldırmaya üyelerle direkt genel başkan senedir... seçmeye imkan veriyor mu? Görürsünüz tüccümüze açıkladığımızda. 30 senedir, 40 senedir insanlara bu yalan söyleniyor. Sürekli bu yalan söyleniyor. Siyasi partiler kanunu izin vermiyormuş. Nasıl izin vermiyor? Bal gibi de veriyor. Açıkladığımızda göreceksiniz. Hı. Hem lider, e, şundan eminim. Lider olmadan bu iş olmaz. Nasıl olacak işte? Onu soruyorum. Hem lider olacak, hem parti içi demokrasi olacak. Özgüveni yüksek lider olacak. Koltuğu sağlamlaştırmak için. Tüzüğü, müzüğü kendime bağlayayım demeyecek. Ama Özgür. sayın İnce siz sıfırdan bir parti kuruyorsunuz. Şimdi bu aşamada tabii bu çok daha kolay değil midir? CHP Türkiye'de diğer partilerden şu açıdan da ayrılıyor. Çok kurumsallaşmış ve CHP markası CHP'lilerin CHP genel başkanları dahil çok daha önüne geçmiş. Dolayısıyla siz Muharrem İnce Partisi'siniz zaten ve yani kamuoyunun önüne de Muharrem İnce Partisi olarak çıkıyor. Dolayısıyla bu sizinle çok özdeşleşecek bir parti. Yani size İnce meydan partisi okuyacak, kormuyoruz. size rakip olabilecek falan yani bunlar çok... Hani belki uzun vadede konuşulacak şeyler. Ee, Dolayısıyla bunun özgüveniyle de bu şekilde konuşuyor olamaz mısınız? Ee siyasetin ruhuna da aykırı değil mi bu ya? Neden sen... aykırı olsun? Ya arkadaşlar ya üniversite mezunu insanlarsınız. Siz de Türkiye'de demokrasi olmamasını kanıksamışsınız yani. <laughs> ya kanıksamışsınız gerçekten. Neden olmasın? Ya bu millete e ben demokrasi lüks yapıyorsunuz Hayır, ya, Hayır. Bu millete. Bu mevcut bu mevcut düzen doğrudur demiyoruz ki ya. Yani Herhalde şu Biraz sonra diyor, şunu ama. diyeceksiniz yani. Ya bu millete demokrasi fazla olur yani bu üyelere. Olur mu öyle şey? Sen genel başkan olarak al biraz sopayı eline gibi bir şey diyeceksiniz yani. Neden olmasın arkadaşlar? Yani bu millete 1950'de çok partili yaşama geçtik. Geçmese miydik yani? 46'da bir yanlış yaptık. 50'de eh biraz düzelttik. Ama kör topal ilerliyor. Yani bir an önce partilerde de demokrasiye geçmek lazım. Geri kal.